Hızlı hızlı ben hisseleri not almaya başladım. Biraz önce siz gelmeden biz konuştuk biraz gıyabınızda. Hepimiz artık sizin tekniğinize sonsuz güvendiğimiz için heyecanla sizi bekledik. Ben şöyle ufak girizgah da yaptım. Pozitif kapattık. %1,87 yukarı yönlü hareketle 9.242 endeks değerinden. Sizin bir endeks yorumunuzu alalım. Sonra hisselerle devam edelim isterseniz. Tabii dün özellikle aslında satış geldiğinde sosyal medyada da dikkat çektik 8.900'e. 8.900 bundan sonraki süreçte kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir BIST 100 tarafında özellikle. Burada nereye kadar gidebilir? Aşağı yukarı 310 dolarlar yani 9.600'lü seviyeler. Burası hedef noktalar. Kısa vadede neye dikkat edeceğiz? 9.200'ler, 9.200, 8.900 aralığı üzerinde kaldığımız sürece pozisyonları korumakta fayda var diyebiliriz. Tabii burada hisse bazlı da dikkat etmek gerekiyor. Hisse bazlı özellikle stop loss belirleyerek hareket etmekte fayda var diyelim. Genel olarak böyle. Altın tarafında enflasyon datası sonrasında ons altında ciddi bir satış gördük. Bu da 1970-2000 dolar aralığında dengelendi ve yeniden şu sıralarda 2000 dolar üzerinde kalmaya çalışıyor. Aşağıda 1970, yukarıda 2080 aralığı enflasyon datası düzgün gelene kadar ve faiz indirimi tarihinde net bir tarih gelene kadar devam edecek gibi görünüyor ons altın tarafında. Brent'e bakacak olursak Brent çok kritik seviyelerde enflasyona da doğrudan etkiyi yaptığı için burada da 82 dolarlar üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa maalesef biraz daha genel ekonomi bazında bütün dünyayı yormaya devam edebilir petrol ki eğer 82 dolarlar üzerinde kapanış yapmaya başlarsa 84-86 dolarlara doğru hareket edeceğini belirtebiliriz. Peki. Hadi o zaman hızlıca hisse tarafına geçelim. Yayın öncesinde bir istek vardı benden. Ali Bey, Tufan Bey, Koz Anadolu Metali ve Bera Holding'i sormuştu. Onlarla başlarsak şahane olur. Bakıyorum hemen. Tamamdır. Bu arada ben sizi görmediğim için beni yönlendirirseniz sevinirim. Yorumlar bittiğini dinliyorum ama ara ara ses de kesiliyor. Bilginiz olsun, şu an ekran çok yarım. Beni ona göre siz yönlendirirsiniz, olur mu? Tamamdır. Kozal değil mi? Koz Anadolu Metal. Kozal tarafında özellikle nereye dikkat etmek lazım? Kritik bir noktaya gelmişiz. 23.10'lu seviyeler bizim Bollinger'ımızın 250'lik Bollinger'ın orta bandı. Bu band üzerinde kapanışlar almaya başlarsak 23.10'lar üzerinde kapanışları alıp artırabilirsek yukarı yönlü 24.70'lere doğru bu atağın devamı gelebilir. Özellikle önceki denemelerde de buraya takılmışız ve geçememişiz. Bu açıdan önemli. Aşağıda geri çekilme olursa da istiren olarak takip etmemiz gereken seviye 22-30'lar. Buna da dikkat ediyor olalım. Bera dediniz. Bera'ya da bakayım hemen. Evet. Bera tarafında da iyi bir hareket var. Yukarı yönlü devam ediyor. Özellikle burada 14.50'lere dikkat etmemiz gerekiyor. 14.50'ler üzerinde kapanışlar başlayabilirse 15.40, 16.40 seviyelerine doğru güçlenen bir hareket görebiliriz. Eğer 14.50'leri geçmekte zorlanırsak aşağıda 13.80, 13.50 bandına doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Peki. Bakıyorum. TAV Havalimanları sorulmuş. TAV özellikle benim çok beğendiğim hisselerden bir tanesiydi. Bütün yayınlarda da belirtiyordu ki 145-150'leri aşağı yukarı hedef veriyorduk. Bu seviyede de geçtik. Bundan sonraki süreçte neye dikkat etmek lazım? 150 biz bundan sonraki süreçte bizim iz süren seviyemiz. 150'ler üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz ki bilançosu da beklentilerin üzerinde geldi. Havacılık tarafında da son dönem performansı en iyi olan senetlerin başında geliyor. Bunu da açıkça söylemek lazım. 150'den önce nereye dikkat etmek gerekir derseniz de 157'ler kısa vadede bakacağımız destek seviyesi olacak. Kısa vadeli düşünenler için 157 üzerinde kaldığı sürece
buradaki yukarı yönlü hareket devam edecek diye belirtebiliriz. Temkinli olmamız gereken seviye eğer döner de 150'ler altında kapanış almaya başlarsak bir miktar dikkatli olmak lazım ki bu bize biraz sert bir düzeltme getirebilir. Peki. Hadi bakalım Koç Holding'le devam edelim o zaman. Holdingler son dönemde biraz durdu. Koç Holding tarafında bayrak benzeri bir formasyon oluşuyor. Hangi aralıkta? 167 aşağıda, 175'ler yukarıda. Bu döngüden kurtulması gerekiyor. Bu testere hareketinden kurtulması gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse 185-190 bölgesine doğru hızlı bir atak yapma şansı olacak. Yani yukarıda eğer 175'ler üzerinde kapanışlar almaya başlayabilirse 185-190'lara doğru Koç Holding'de bir hareket beklenebilir. Aşağıda temkinli olmamız gereken seviyede az önce de belirttim. Eğer 167 desteği döner ve kırılırsa burada biraz temkinli olmakta fayda olacak. Peki. Bir süredir konse konuşmamıştık. Ali Bey, o da var listenizde. Konse Tabii. enerji. Burada genel anlamda enerjilerle birlikte tepki verdi ama 6.80'ler çok güçlü direnç noktası haline gelmiş durumda. Aşmakta da zorlanıyor. Gün içinde üstünü görse de üzerinde kapanışlar gelmiyor. Ne zaman ki biz burada 6.80 üzerinde kapanış almaya başlarız, o zaman 7.60 bölgesine doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz olur. Eğer 6.80'de zorlanmaya devam edecek olursak da yeniden bir aşağıda altıları test etme isteği oluşabilir. Peki. Bakıyorum. Turkas varmış Ali Bey. Turkas özellikle 30 seviyesi güçlü bir direnç noktası. Hem psikolojik açıdan hem de Bollinger'ın tepe noktası üst bandının geçtiği nokta olması nedeniyle önemli bir nokta. Eğer 30-30-50 üzerinde kapanışlar almaya başlayabilirse Turkas tarafında zirveye giden hızlı bir hareket görebiliriz. Bunun geçer nedeni sebebi 30-30-50'yi geçmesi. Bunu başaramıyorsa burada bir miktar düzeltme görebiliriz ki bu da bizi 26-50'lere kadar geri çekebilir. Peki. Bakalım. Oyak çimento var. Aslında genel bir sektör yorumu da istendi bununla alakalı bir siz gelmeden önce. Şöyle çimento tarafıyla alakalı genel bir yorumla Oyak çimentoyla bakabilirsek güzel olur. Bence kötü değil. Bu zaten yerel seçimlerin ana vadede bence artık yenilenme olacak. Özellikle İstanbul tarafındaki bunun önceki yayınlarda da özellikle emlak konut tarafına dikkat çekmiştik. 7.50'lerde hızlı bir hareket yaptırabilirdi ya Murat Kurum'un adaylığı. Bunu da gördük zaten %30 %40 arasında hatta %50'lere varan ciddi bir hareket gördük. 10.50'lere kadar gelen bir hareket gördük. Bu seviyelerdeyiz. Çimentolarda da benzer durum seçim sonrası ve seçimden önce gelecek vaatlerle birlikte gelişebilir diye düşünebiliriz. Oyak tarafında en son gelişmeleri takip etmedim açıkçası ben. Bu satın almayla ilgili çağrı süreci ne oldu, olacak mı, olmayacak mı? Bu biraz önem atfediyor. Bu tarafta eğer olacaksa belki çağrı fiyatı biraz burayı bekletebilir ama çağrıdan sonra daha güçlü bir çimento, oyak çimento görebiliriz. Direnç olarak bakacak olursak da 70'ler burada oldukça önemli. 70'leri aşabilirsek yukarı yönlü 75-80'e doğru bir hareket gelme olasılığı yüksek diye belirtebiliriz. Peki. Özel bir talep varmış Ali Bey. Ocakta yemek varmış. Hadi o zaman Avrupa kente bakabilirsek güzel olur. Kimse senin akşam yemeğini heba etmeyelim şimdi. Aslında yeni bir halka arz, ne Evet. desek boş, çok fazla grafik de oluşmamıştır burada. Yine de bakalım, madem ocakta yemek var, Aynen öyle. 50 önemli direnç seviyesi. Bu seviyenin altına kayması pek hoş olmamış. Denemelerde de biz biraz zayıf kalıyor gibi görünüyor. Ne zaman ki 50'ler üzerinde fiyat oturur, burada biraz daha güçlü bir yukarı hareketle biz 52-55 aralığına kadar bir tepki verme sürecine gireriz. Ama
gelen tepkiler hala 50'yi aşmakta zorlanmaya devam ederse 46'lara kadar, 46-45 aralığına kadar geri çekilmeye devam edebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Peki. Koca Erçelik vardı. Kocaer yine benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. Burada 40 üzerinde şu son yaptığı hareketi dengelenmeyi, düzeltmeyi atlatabilirse güç toplayıp yeniden 43'ler üzerinde yeni bir dip yapmaya çalışacak ve burada da bir bayrak benzeri bir oluşum var. Bunun hedefi de aşağı yukarı 50-55 aralığı olacak. Yani burada neye dikkat etmeli derseniz 40-43 bandına dikkat edeceğiz. 40 altında temkinli olacağız. 43 üzerinde de 50-55 lira seviyelerini hedefleyeceğiz. Peki. Bakalım. Bu arada güzel bir yorum gördüm. Hasan Bey, merhaba. İlk defa Instagram üzerinden bir takibe girdim. Ali Bey ve siz vesile oldunuz demiş. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Ne mutlu olduk. Eğer böyle güzel bir şey vesile olabilirsek, sanırım yeni işleme başlamış yatırımcımız. Bizden kaynaklı olarak başlamış. Çok sevindik. Ne mutlu bizlere o zaman. Bakıyorum. Başka ne konuşmadık diye. Ali Bey, Europower vardı listede. Hemen bakalım. Europower aslında güçlü bir direnç noktasından döndü. Ben sanırım dün de grafiğini paylaşmıştım. 209'lar burada özellikle önemli direnç noktasıydı ki yaklaşık %10'dan fazla bir satış geldi hisseye. Bu seviyeden aşağıda özellikle 172'ler önemli destek noktamız. Bu seviye üzerinde tutunabildiği sürece yeniden tepki verme olasılığı yüksek ama bu tepki de bizim kısa vadede 193'ler üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. 193'ler üzerine oturamıyorsa ise hala bu yatay süreci son dönemde yaşadığı hareketleri devam ettirecek diyebiliriz. 193'ler üzerine tekrar oturabilirse de yeniden bir 209'daki güçlü direnç noktasını deneyecek. Burada 209 sınır çizgimiz diyebiliriz. Çünkü üzerinde kanal değişecek. Eğer 209 üzerinde kapanışlar almaya başlarsa yeni kanalda 209-252 olacak. Bu yüzden çok önemli. Bunu başaramıyorsa da nerede gidip gelecek? 172 aşağıda, 192 yukarıda git gel yapmaya devam edecek diye belirtebiliriz. Ali Bey, biraz önce Ocak'ta yemek olduğu için hisseyi öne çektik ya, şahane yorumlar gelmiş. Çocukların ödevi var diye Orada yazılmış. Oğlum birkaç derse güzel gördüm biraz götürdüm. önce. Bu yüzden çok seviyorum burayı. Biz böyle değişik değişik konularda hemen öne çektiğimiz zaman Kesinlikle. bambaşka yorumlar gelmeye başlıyor. Eğlenceli yorumlar geliyor. Seviyorum o yüzden buradaki yorumları. Peki, o zaman Ocak yemeğini, çocukları bir kenara bırakıp biz normal düzene dönelim. Bizim vardı Ali Bey. Bakalım. Bizim de önemli bir direnç noktasına gelmiş. 45'ler üzerinde kapanışların devam etmesi halinde buradaki hareketin ilk aşamada 48 sonrasında da 50'lere kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Aşağıda özellikle ana destek noktası olarak takip etmemiz gereken seviye 42-50'ler. 42-50 üzerinde kaldığımız sürece buradaki yukarı yönlü harekette devam edebilir diye söyleyebiliriz. Peki. Türk İlaç vardı. Türk İlaç'ta 13.50'ler oldukça önemli. Hafif üzerinde bir kapanış yapmışız. Bunu devam ettirebilirsek 14.60-15.70 bölgesine gidecek gibi görünüyor. Özellikle aşağıda 13.50'leri kıracak mı kırmayacak mı bunu takip etmemiz gerekiyor. 13.50'ler üzerinde kalabiliyorsak burada da yukarı yönlü hareket devam edecek diye belirtebiliriz. Peki, bakıyorum hemen. Sabancı Holding soruldu. Bugün holdingler bayağı soruldu aslında. Az önce de belirttim. Holdinglerde bayrak benzeri, burada da aynı şekilde sıkışan testere tarzında hareket var. Koç Holding'de de benzer bir hareket vardı. Sabancı'da özellikle yukarı kırılım için 83'leri takip etmemiz gerekiyor.
Zaten son dönemin en hızlı hareket eden holdinglerinden bir tanesi Sabancı'ydı ki 58'den başlayan ve 83'lere kadar gelen bir hareket yaptı. Hiç düzeltme yapmadan neredeyse. Bunun da şimdilik biraz dinlenmesini yapıyor gibi görünüyor. Burada özellikle bu düzeltmeyi nerede atlatması gerekiyor? 77'ler üzerinde bu düzeltmeyi atlatabilirse yeniden yukarı yönelecek diye düşünebiliriz ki bundan sonraki hedefi de 90-100 bölgesi olur eğer 83 seviyesini geçebilirse. Peki. Kontrolmatik gördüm listede. Bakalım hemen. Aslında biraz pabucu dama atıldı bu tip şirketlerin. Yani Astor hızlı bir hareket yaptı ama diğer taraftan Europower çok fazla dibinden yukarı hareket edemedi. Kontrolmatik yine aynı şekilde çok fazla ciddi tepkiler veremedi. Buradaki ana tepkiyi aslında nerede görebiliriz biz? Fiyat 270'lerin üzerine oturabilirse. Birkaç gün önce denemesini yaptık aslında ama başarılı olamadık bunun. Üzerine ihlal gelse de üzerinde kapanış gelmedi. Ne zaman ki burada 270'ler üzerinde kapanış gelmeye başlar, 300'lere doğru hareketlenen bir kontür görebiliriz. Ama bunu başaramıyorsak, 270'leri aşmayı başaramıyorsak aşağıda dikkat etmemiz gereken ana destek noktası 248'ler. Burada bir kırılım yaşarsak da yeniden 228'lere dönüş gelebilir. Peki. Bakıyorum. Vakıfbank var listemizde. Bankalar özellikle kamular son dönemde çok fazla hareket edemiyor. Vakıfta ciddi bir hareketlilik görmek için en azından 15 seviyesi üzerinde net kapanışlar görmemiz gerekiyor. Hatta aralık verelim 15, o 15-50 aralığı. Bu aralık üzerinde kapanışlar almaya başlayabilirsek daha güçlü bir kamu tarafı, kamu bankacılığı tarafı görebiliriz. Ama bunu başaramıyorsak burada da tepkiler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 15-15-50 aralığına gelecek olan aşağıda özellikle dikkat etmemiz gereken destek noktası 14-20'ler. Son dönem burayı ip gibi destek yapmış durumda. Bu seviye altında kapanış gelecek olursa da yeniden bir 13-60'lara kadar geri çekilme bekleriz teknik tarafta. Hızlıca bir yapı var Ali Bey. BN uzun süre bekletti. Bugün tavan kapanışı yaptı ki çok güzel bir yerden tepki aldı. 46 çok önemli desteğiydi. Tepki aldı ve 49-50'lerdeki önemli direnç noktasının üzerinde kapanış yaptı. Daha önemlisi neresi? 53-30'lar. Yarın 53-30'lar üzerine fiyat oturabilirse buradaki pozitif seyrin hızlanarak devam edeceğini ve 60'lara kadar gidebileceğini söyleyebiliriz. Ama yarın eğer 53-30'larda takılır, üzerine atmamıza rağmen üzerinde kapanış yapamazsak yeniden 49-50'ler üzerinde baskı artabilir diye söyleyebiliriz. Peki. MIA teknoloji vardı. MIA da çok güçlü tepki veren enerjilerden bir tanesi ki zirvesine kadar gelebildi. Yani bedelsizden sonra çok sert aşağı gelmişti ve sonrasında gelen ne zaman başlayan ocağın sonlarına doğru başlayan rally diyebileceğimiz bir hareketle 32'lerden 61'li seviyelere kadar yükseliş gördü. Burada 61 özellikle bizim ana direnç noktamız ki eski zirve noktası hem de Bollinger'ın üst bandına denk geliyor. Eğer 61'ler üzerinde yeniden kapanış almaya başlarsa yeni zirve yönünde hareketlilik başlayabilir burada. Önemli destek noktası üzerinde kapanış yapmış 55 seviyesi burada çok çok önemli. 55'ler etrafında kalıcılık gösteremezse de ilk aşamada 49'lara kadar gelebilecek bir düzeltmeden bahsedilebilir. Peki. Bakıyorum ne konuşmadık? Gübre konuşmadık Ali Bey. Gübre aslında hafta sonu yayınında ben değerlendirmiştim. 174'ü çok önemsiyordum. 174 geçerse de 220'ye kadar, 200-220 bandına kadar devam edebilir demiştik ki bu hareketi gördük. 174'lerin aşılmasıyla birlikte neredeyse tavan serisi başladı hissede.
ve sertleşerek bugün 220'ler civarı görüldü ve 211 seviyesinden kapattı. Neye dikkat edeceğiz? Bundan sonraki süreçte eğer 200'ler üzerinde kapanışlar, hatta nokta seviye belirtelim, 198-50'ler üzerinde kapanışlar devam edecek olursa yukarı yönlü atak devam edebilir. Nereye kadar edebilir? 245'lere kadar edebilir. 245'ler geçilemiyorsa artık burada pozisyonları yeniden gözden geçirmek gerekir. Aşağı tarafta iz süren 198 döner ve bu seviyeyi kırarsak da yeniden pozisyonları gözden geçirmek gerekir diye belirtebiliriz. Peki. Pegasus var yine listemizde. O da çok soruldu. Tabii. Pegasus aslında havacılık tarafının en zayıf halkasıydı son dönem ama bugün çok güzel bir hareket yapmış durumda. 815 çok güçlü bir direnç noktasıydı. Bu seviyeyi açtık. Yine 850 direncini de geçtik ve üzerinde kapanış yaptık. 815-850 aralığı üzerinde kapanışların devam etmesi halinde burada 900'lere sonrasında da 960'lara doğru hareket görebilme ihtimalimiz çok yüksek diye belirtebiliriz. Yine iz süren belirtecek olursak 815'lerde 815'lerin altında bundan sonraki süreçte kapanış istemeyiz ki bu hareketin devamı gelsin ve zirveye doğru devam etsin diyelim. Peki. Bakıyorum ne vardı başka diye. Turkcell vardı. Yayın başında da görmüştüm. İletişimler dinleniyor. Çok güçlü atak yaptılar. Endeksi de taşıyan hisselerden oldular. Hem Telekom hem Turkcell tarafı burada 67-71 bandı özellikle önem atfediyor bizim için. 67'nin altında kapanış istemeyiz. Bayrak formasyonu var burada da. Bu bozulur eğer 67'nin altında kapanış alırsak. Yukarıda 71'leri geçebilirsek 80-90 bölgesini hedefleyen güçlü bir hareketten bahsedeceğiz. Yani özellikle bu aralığı takip etmemiz gerekiyor. Kısa vadede 67 kırılırsa 65'lere kadar geri çekilme, 71 üzerinde kapanış gelirse de 80'lere doğru formasyon hedefine doğru bir hareketlenme görebilme ihtimalimiz yüksek. Peki. Hadi şu Ray sigortaya da bakalım. Ali Bey, yoğun bir Ray tek var. Bir süredir de konuşmadık. sigorta şöyle çok boş ve spekülatif hareket eden bir hisse. Neredeyse kademesinde lot yok diyebiliriz. Bu açıdan da temkinli olmakta da fayda var. Yani hareketler sert, terse döner satmakta zorlanabilirsiniz. 30'lardan başlayan ve 300'lere kadar gelen bir hareket var. Temmuz ortasından itibaren tamam. Sigortacılık tarafı hep dikkat çektik biz o dönem bilançoların iyi gelebileceğine faizlerin artmasıyla birlikte öyle de oldu. Birçoğu dörde katladı ana sigorta hisselerinin ama burada ona katlayan bir hareket var. Aşağıda özellikle eğer taşıyorsanız mutlaka stop loss belirleyin kendinize ona göre hareket edin demekten başka bir şey gelmiyor benim dilimden açıkçası. Yukarıda direnç yaptığı bölge 290'lar. 290'lar üzerinde kapanışlar devam ederse, gelmeye başlarsa yukarı yönlü yeni zirveler yapacak. Aşağıda da özellikle stop ve destek noktası belirtecek olursak 250-260 bölgesine dikkat etmekte fayda var. Eğer burada bir kırılım gelirse 230'lara kadar bir geri çekilme oluşabilir hissede. Peki. Bakıyorum. Tüpraş var Ali Bey. Tüpraş son dönem çok güçlü. Özellikle 155'leri aştıktan sonra yukarı yönlü hareketini de devam ettiriyor. Bugün zirve kapanış da yaptı. Hem zirve tazeledi hem zirve kapanış yaptı. Özellikle neye dikkat etmek lazım? Eski zirvesi ve iz süren seviyemiz 162. 162'ler üzerinde kapanış devam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu başarabiliyorsa 162'ler üzerinde kapanışları başarabiliyorsa 180'lere doğru hareketliliğin devam etmesini bekleyeceğiz Tüpraş'ta. Bakıyorum. Kim kur var Ali Bey? Kimpur'da ana direnç noktalarından bir tanesine takılmış durumda. Son dönemde bu seviye 74'ler. 74'ler üzerinde kapanış almaya başlayabilirse
80-87 bölgesine kadar güçlü bir atak yapma ihtimali oluşacak önümüzdeki günlerde. Ama aşamıyorsa, 74'leri aşamıyorsa 67 bizim ana desteklerimizden bir tanesi. En azından burada güç toplamasını bekleyeceğiz. Stop loss düşünüyorsanız da, kısa vadeli düşünüyorsanız da 67'yi özellikle stop loss olarak kullanabilirsiniz. Peki. Bakıyorum. Gesan var listemizde. Gesan da önemli direnç noktası olan 86'lar üzerinde kalamadığını görüyoruz altında ve 80'lere kadar da düzeltme yapmıştı. Buradan bir tepki almaya çalışıyor ama güçsüz bir tepki. Burada ne zaman 86'lar üzerinde net kapanışlar görmeye başlarız, biraz daha güçlü 95'lere doğru bir atak gelme olasılığından bahsederiz. Ama döner ve 80'ler altında kapanış yapmaya başlarsak Bollinger'ın orta bandı olan 76'lara kadar geri çekilme ihtimali de oluşacak. Migros var listemizde. Bu arada alo, kontrol metri konuşmadık değil mi? Ben Konuştuk, atlamadım. konuştuk. Konuştuk. Tamam. Migros zirve tazeleyerek yoluna devam ediyor. Burada özellikle bu tip hisselerde ne yapmak lazım? Kendimize iz süren belirleyip hareketi takip etmek gerekiyor. İz süren neresi? 130-140 bölgesi olarak 430-440 bölgesi olarak takip edebiliriz. Yukarıda önemli direnç seviyemiz kısa vadede 480'ler. 480'leri aşabilirse hala pozitif yönde takip edeceğiz. Aşağıda da 430-440 destek bölgesi, iz süren seviyesi olmak üzere pozisyonları korumakta fayda olabilir diye söyleyebiliriz. İlla bir stop yapılacaksa da biraz daha yani avans verilecekse hisseye eski zirve 416'lar çok çok önemli yükselişin devam etmesi açısından diye belirtebiliriz. Pekala. Hadi o zaman Şişecam konuşalım. Son dönem hareketlenmeye başladı. Önemli dirençlerinin bir tanesinin de bugün üzerinde kapattı. 52'ler önemliydi. Bunu 52-50'ler önemliydi. Bunun üzerinde kapattı. Hareket 55-56 bölgesine kadar devam edebilir. Ama hala bar boyları kısa ve güçsüz olarak görünüyor. Özellikle takip edilmesi gereken seviye 52-50'ler. Bu seviye üzerinde kapanışları devam ettirebilirsek çok iştahlı olmasa da yükseliş devam edebilir. Ne zaman olumsuz olur? Döner ve tekrar 52-50'ler altında kapanış almaya başlarsak bu bizi 50-70-50 bölgesine kadar tekrar geri çekebilir. Peki. Bu arada arkadaşlar görüyorum yorumları ama Tekin Bey bir de Rahmi Bey sorduğunuz hisseler çok yeni halka arzlar. O yüzden görmediğim için değil üst üste yazdınız. Görüyorum kaçırmadım yorum ama yayın başında da belirttiğim gibi yeni halka arz olduğu için sağlıklı bir yorum olmayacağı için ama farklı hisseniz varsa hemen alayım hemen konuşalım. Astor var sırada Ali Bey. Astor az önce de değindim aslında enerjiler arasında 84'ten tepki başlatıp 130'lara kadar hareket edebilen güçlü bir tepki veren hisselerden bir tanesiydi. 120'ler üzerinde bu düzeltmeyi atlatması gerekiyor. 119-120 bandında. Bunu başarabilirse tekrar 129'ları deneyeceğiz. 129 gerçekten önemli bir direnç noktası. Burada da kanal değişimi olur eğer 129'lar üzerinde kapanış yapabilirsek ki 135 ve 142 dirençlerine kadar devam eder. Eğer böyle bir durum oluşursa aşağıda özellikle dikkat etmemiz gereken seviye 119-120 aralığı. Burada bir kırılım görürsek de düzeltmenin daha da artabileceği hissi oluşabilir. Ki bu da bizi 107-114 bölgesine kadar geri çekilebilir diye belirtebiliriz. Pekala. Doğuş Oto sorulmuştu Ali Bey. Bakalım. Doğaçta özellikle bizim tepki verdiğimiz nokta eski zirvenin yani yoğunlukla direnç yapıldığı bölge 187'ler seviyesiydi. Buradan da satışları gördük. 287 pardon 287'ler üzerinde net kapanışlar almaya başlayabilirsek
Burada hareketin devamı beklenebilir ama bunu başaramıyorsak bizim aşağıda destek noktamız 265'li seviyeler. 265'in üzerinde kalıp kalamadığımıza bakacağız. 265 altı olumsuz, 265 üstü hala pozitif ve hala 287'leri deneme ihtimali var diye düşüneceğiz. Pekala. Hadi o zaman bugün çok holding konuştuk ama bir de Alarko Holding var Ali Bey. Bakalım Alarko'yu da. Alarko %14'ler üzerinde kalıcılık göstermeye çalışıyor. Bir miktar düzeltme bölgesi diye söyleyebiliriz burayı. 120-115 aralığı hem testere hem düzeltme bölgesi son dönem yaptığı hareketin. Burada da 86-84'lerden başlayan ve 120'lere gelen bir hareket vardı. Bunun dinlenmesini yapıyor diye belirtebiliriz. 114'ler altında olmadığı sürece hala yukarı yönlü potansiyel var. Ancak net olarak yukarı gidebilmesi için, güçlenerek gidebilmesi için 122'ler bizim için çok çok önemli olacak. Burayı aşmakta zorlanıyor olursak 114'lerde muhtemelen önümüzdeki günlerde kırılım göreceğiz ki bu bizi ilk aşamada 110-107 bölgesine kadar geri çekebilir. Pekala. Manas var Ali Bey sırada. Manas özellikle önemli direnç noktası 10.80'ler. 10.80'ler üzerinde kapanış gelmeye başlarsa yukarı yönlü hareketin 12'lere doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Aşağıda 10 üzerinde destek yapmaya çalışıyor. Hatta biraz daha aşağısını söylersek 9.80-10 aralığı üzerinde destek yapmaya çalışıyor. Bu güç toplama devam edebilirse 10.80'leri aşıp 12'lere doğru hareketlenmesi beklenebilir. 9.80'lere dikkat etmek lazım. 9.80 altında negatif görünüm oluşur. Pekala. Şimdi bakıyorum ne konuşmadık diye. Vestel Beyaz Eşya vardı. Ali Bey onu da sorayım. Bakalım Vestel'e de. Vestel'de son dönem çok hızlı bir hareket gördük. 48'lerden nereye? 95'lere kadar giden bir hareket vardı. Bunun düzeltmesini yaşıyoruz. Eski zirvemiz 80 seviyesindeydi. 80 üzerinde bu düzeltmeyi atlatabilirse yeniden yukarı döneceği düşünülebilir tekrar zirveleri test etmek üzerine. Ama 80 seviyesi kırılırsa altında kapanış almaya başlarsak da 74'lere kadar bu geri çekilmenin devamını görebiliriz. Pekala. Bakıyorum. Smart Güneş vardı Ali Bey. Smart'ta da özellikle önemli direnç noktası 76 seviyesi. 76'lar üzerinde kapanış gelmeye başlarsa yukarı yönlü 89-90 seviyelerine doğru güçlenen bir atak görme ihtimalimiz var. Bunu başaramıyorsak 70 desteği üzerinde baskının artabileceğini söyleyebiliriz ki böyle bir durumda da ilk aşamada bizi 65 desteğine kadar geri çekebilir. Hadi bakalım. Son olarak bir de tek sen diyelim mi? Tabii. Tekfen pozitif olacak. Ne zaman pozitif olacak? 47-30'lar üzerinde kapanış almaya başlayabilirse, bunu başarabilirse 50-54 bölgesine doğru güçlenen bir hareket görme ihtimalimiz var. Ama gelen denemelerde hala 47-30'lar üzerine atmakta güçlük çekiyorsak yeniden bizi getireceği nokta 43-60'lar olacak. Özellikle 43-60 desteğine de dikkat etmek gerekiyor. Hala. Ali Bey son dedim ama ben bir Çin'sel notu almışım. Onu da sormuş olsam olur Tamam. mu? Olur tabii ki. Çimsa'da da özellikle direnç noktası belirtecek olursak 38-70'ler bizim için çok çok önemli. Son dönemde de aşağı yukarı ihlal etse de bu seviyelere takılıyor. Bu seviye üzerinde yani 38-70'ler üzerinde kapanış almaya başlayabilirse 40-70, 42-50 sonrasında da 44'lere kadar bir atak görme ihtimalimiz var. Ama 38-70'ler hala önümüzdeki günlerde de bizi zorlamaya devam edecek olursa 35-40'lara kadar, 35-50'lere kadar geri çekilme ihtimalimiz oluşacak burada da. Pekala.
O halde son olarak şöyle diyelim mi? Alacer'in beğendiği hisseler veya primlenmemiş, ucuz kalmış böyle hisselerden var mı beğendiğiniz? Ya şöyle, açıkçası ben çok söylemeyi tercih etmiyorum. Hafta Diyorum. Ben yine sonu şansımı deniyorum sadece. hafta sonu yayın da yapıyoruz. En azından seviyelere göre birçok hissede gerçekten analiz yapıyoruz. Hem öğretici analizler de yapıyoruz. Takip eden arkadaşlar varsa en azından buradan kendi ellerindeki hisseleri bulup orada satır aralarında belki ben telaffuz ediyorum. Mesela geçen hafta ne demiştim? Geçen hafta ya da ondan önceki hafta yüzlerde arka telden bahsetmiştik ya, aşağı yukarı %20'lik bir yukarı hareket yaptı. Tabii piyasa da iyi, piyasanın katkısı da yüksek bu tip hareketlere, ama en azından o yayınları takip ederlerse oradan bir şeyler çıkarabilirler. Hem kendileri öğrenme açısından hem de ellerindeki hisseleri takip etme açısından diye belirtelim. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık Teşekkür zaten ederim. Ali Bey. Siz Sizin de. yine bir not düştünüz. Sizi sıkı takip edenler de var, yorumlarda görüyorum. Zaten sizin yayınlarınızda genelde sizin çok sıkı takipçileriniz de oluyor ama ben yine hani aramıza yeni katılanlar olabilir, kaçıranlar olabilir. Dolayısıyla yine hatırlatma yapayım. Ali Bey'in kendi YouTube kanalı var arkadaşlar. Her pazar orada da yayın yapıyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. İzlemenizi kaçırmayın derim. Gerçekten faydalı olacaktır. İstifade edeceğinizi düşünüyorum.